Ki yavaş, geri dur. Bitti mi? Ha, bitti abi. Yıkama çalışıyor mu? Evet. Beton mu? İçeriden. Geç bakalım. Çok zengin gördüm sizi Cem Bey. Evet. Bu zenginliği temizlenerek taşlandıralım mı bir de? Taşlandıralım. Çok kirlendik. Karavanımız leş gibi oldu, leş. Kaç oradan kenara. Herkese benzinlikten merhaba. Merhaba. Çok değişik bir benzin, şey aman benzin diyorum. Kafa benzine gittim. Mazot çok koktu. Çok değişik bir açılış yapmış olduk böylelikle. Dedim mazot alırken Tolga'nın surat ifadesini çekecektim ama tabii ki her zamanki gibi Max araya girdiği için. Aynen öyle. Mümkün olmadı. Daha önemliyim. Evet. Jeton mu alacaksın? Evet, ben jeton almaya gidiyorum. Ben Max'i yürütmeye gidiyorum o zaman da. O zaman anahtar sende olsun. Hadi öyle olsun. Valla 6 yer mi senin? Arkadaşlar bizim önceki konakladığımız yerdeki hemen yanımızdaki komşular. Aa. Evet. Urfa merkezdeki komşumuzu burada bulduk. Onların yanına mı gireyim? Gir. Orada yer var direkt. Evet. Bir tane de pick-up geldi. Evet üstü. Evet, bayağı hareketli bir evet. Noktadayız algıladığımız kadarıyla.
Ve uzun zamandır şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Uzun zamandır Urfa merkez haricinde başka karavanlarla bir arada kalmamış ve karşılaşmamıştık. Evet, denk gelmemiştik uzun süredir. Urfa'da kaldığımız yerde 3, 4, 5, 6 farklı karavanla beraber konaklamış olduk. Hemen yanındaki arkadaşlar da orada yanımızdalardı. Biz ayrılmadan önce. Onlar da yola çıkıp aynı yere gelmişler. Evet. Hadi içeri. Max'in yürüyüşü tamam. Hadi bakalım. Burada da bir arkadaş var. Mamaya gömülmüş durumda. Karavanımızı tamamladık. Temizledik. Evet, yarım yamalak oldu ama artık yapacak bir şey yok. Market alışverişimizi yaptık. Yedek tüpümüz boştu, onu doldurduk. Çocuğun suyu var. Suyu var ama dışarısı çok soğuk. Ben mont alacağım kendime. Evet, çok rüzgar esiyor. Böyle olduğunu düşünce çıktı bu arkadaşlar. Az önce yoktu hiçbir merhaba. Şey. Merhaba. Biri merhaba derse kalbim böyle yerinden çıkabilir. Etrafa bakıyorlar. Bir şeyler var burada diye düşünüyor onlar da bence.
efsaneydi içerisi. Evet, sergileme merkezinde aslında Sinevizyon var diye girdik ve müze evet. girişi oradan. O yüzden girdik aslında ama yani bir de bir anda böyle o şeyler girdi. Sen karanlığa girmesen ben Sinevizyon içeride buraya gidelim diyecektim. Evet evet. Ama Sinevizyon'un hemen arkasında bir oda yapmışlar. O da efsane. 3 boyut, 5 boyut, 8 boyutlu böyle garip bir yerde. Çıkamadık içeriden. Tam çıkıyorduk. Başka görüntüler gelince geri döndük ve bayağı kaldık orada sanırım. Evet. Şimdi de servis alanlarının olduğu yere doğru devam edeceğiz. Servis alanı? Şey, Ören yerine doğru gideceğiz. 2 kilometre buradan. Ona da minibüsler götürüyor size. Yağmur atıştırırken güzel bir hizmet bence. Evet. 2 kilometre yürümek çok sorun değil ama yağmur varsa. Yağmur varsa sorun. Karavanımızı da hemen yan tarafta görüyorsunuz. Evimizi oraya bıraktık. Birkaç karavancı ile birlikte onlar orada. Biz de gezmeye gidelim. Hadi gidelim bir de asıl yeri görelim. Ama canlandırma efsaneydi. Bence sadece canlandırmayı görmek için bile gelinebilir. Evet ya, harika bir atmosferdi. Çok etkileyiciydi. Sanki oradaymışsın gibiydi yani. Ama başım döndü. Evet. Zemin altından kayıyor falan böyle efsane yapmışlar. Gerçekten ya. Gerçekten içeride hissediyorsun kendini. Çok soğuk. Fırtına. Yağmur, fırtına, rüzgar. Kulaklarım dondu. Şu manzaranın boşluğuna bakar mısınız? Tam şuraya yağmur yağıyor fena bir şekilde. Evet. Hadi gidelim donarak. Fotoğraf çekecektim ama çekemem. Şu anda 10.000 yıl öncesine bakıyorsunuz arkadaşlar. 10.000 yıl önce bunlar yapılmış. 10.000 yıl ya. 10.000 yıl. Milattan önce 8.000. Evet. Aslında burası milattan önce 10.000 ile şey yapılıyor. Aslında 12.000 yıl. 12.000 yıl. Ve çok enteresan bir yerde yani. Niye buraya yapmışlar? Değil mi? Etrafta hiçbir şey yok. Hiçbir şey yani. Hiçbir şey yok. Bunun dışında işte bir bu taraftan bir ovayı görüyor sadece. Ama benzer bir sürü tepe var buraya gelene kadar. Niye oralarda gidiyorsun? Ya da burası varsa oralarda neler var? Yani. Görüyor musunuz? Gökkuşağı çıktı. Gökkuşağı çıktı. Biz ıslanıyoruz ama her güzelliği size de göstermeye çalışıyoruz. Az yukarıdan daha güzel gözüküyor. Evet. Kulübe falan olmadan. Şimdi şöyle bir yol var. O tarafa doğru insanlar gidiyor. Biz de gidelim dedik bakalım. Biz de takıldık peşlerine gidiyoruz. I have to wait for the men in black. Hey, bu bir UFO. Anybody see the bright flash of light in a minute? UFO gördüm. Evet, burası da üst noktada bir kaza alanı. Tabi oraya erişim şu an için yok. Sadece kaza alanı olarak devam ediyor. Şuralarda da yine kaza alanları. Onun üstünü kapatmışlar. Evet. Gel. Tavşan nasıl çağırır? Ne bileyim ben nasıl çağrılır. Pek görmüyorlar. Duymuyor mu acaba?
gerçekten donduk. Şimdi karavana doğru devam ediyoruz. Bakalım biraz ısınalım, kendimize gelelim. Ondan sonra burada muhtemelen konaklayamayacağız. Çünkü öğren yeri bu tür yerlerde konaklamaya müsaade edilmiyor. Yakın civarda da konaklayacak bir yer vardı. Geçerken gördük ama orada kamyonlar duruyorlardı şu anda. Bir de çok uygun bir yer değil. Fazla yol kenarı, fazla ıssız. Bir dinlenelim ilk önce. Evet. Isınalım. Aklımız tam çalışsın. Evet, burada bir köpüş. Çok ciddi durarak bizi bekliyor bu çocuk. Bakar mısın bekleyişi? Hayır, yalanıyor kızım. Kıyamam. Evet, hadi. Gelelim artık. Buyurun. Kapı. Merhaba. Tuttum kapıyı. Merhabalar. Dur, gitme, Tolga gelecek. Geleceğim ben. Geç arkaya. Hadi arkaya geçelim, Tolga da gelsin. Gel. Arkaya. Haydi arkaya. Evet, rüzgarı görebiliyorsunuz sanırım bayraklardan. Şimdi yeni konum bakılıyor. Yeni rota oluşturuluyor. Evet, çok da oluşturamıyorum ama. Oluşturursun. Yaparsın. Aa, otoparkta bir tane daha 16 plakalı var. Bu arada Şanlıurfa'da bir sürü 16 plakalı araba gördük. Evet. Bütün Bursa buraya gelmiş. Şimdi bir yer seçtim. Tamam. 30 kilometre ötede. Oo. Evet. Ama yol üstünde illaki başka bir yer bulurum. Yalnız dur, ben de gireyim kadraja. Yalnız bunu ne zaman söylesek son zamanlarda bulamıyoruz. Bir yer buluruz dediğimiz zaman biz o kilometreye gitmiş oluyoruz genelde. Ya, aa dur, arkadan teker koymuştum. Şey, taş koymuştum tekerin altına. Onu alayım. Hemen bir yer bulduk. Evet. Aa, nasıl titriyorsun ha. Hemen bir yer bulduk. Göbekli Tepe Kavşağı'nın hemen yan tarafında. Burada boş bir arazi var. Bir tane karavancı gördük. Şanlıurfa'da beraber kaldığımız karavancılar. Ondan sonra hemen dedik ki onların yanına gidelim. Onlar gözükmüyorlar ama şu anda, evet, hiç onlar... kadrajda. Max'i çıkarttık. Ortamı bir koklasın. Tuvaletini yapsın. Çünkü gece karanlıkta artık çıkartmıyoruz Max'i. Hava kararmaya yakın çıkartıyoruz en son. Sonra da sabah saat 6.30'da çıkartıyoruz. Bu el saatlerini biraz erken aldık. Evet. Haydi geç bakalım. Geç. Aferin. Ay ne soğuk ya. Allah, Şanlıurfa gayet başarılıymış yani buradan. Evet. Kar soğuğu gibi tepelerden acayip ayaz esiyor. Kapıyı da kapadım. Çıkmayız artık bence. Bence de. O kadar düşerse yeter. Yastıkları biraz yatıralım. Alışverişlerimiz. Yukarıya alsam mı onları? Şöyle. Bence mutfağa girecekleri ayıralım. Bunlar temizlik malzemesi. Evet. Oo, bu ağzı açılmış bu arkadaşım. Nasıl açılmış ya? Valla. Dökülmüş mü? Biraz. Peçete bitti mi? Peçete, evet. Peçeteden kastımız tabii ki tuvalet kağıdı. Tabii ki.
Nereleri deliniyor ya? Şunlar neyini delebilir ki bu poşetin acaba? Bir de parayla alıyoruz. İade etmemiz evet. lazım aslında. Şöyle koyayım ben. Sen neyi hangi sırayla dolaba koymak istiyorsan. Kuzum. Ay. Yorulmadım ama sanki rüzgar mı şey yaptı böyle? Rüzgar yordu rüzgar. Evet. Çok, çok yorucu bir hava yok. Bunlar orada. Onlar orada. Bak indirleri şuraya koyayım yine. Şuraya koyayım. Maksim ama yedi değil mi? Evet evet verdim. Şimdi yerine kaldırayım. Şeyde hareket etmeden önce verdim. Kalplerini giyip. Kalplerini giyip iyi üşüdü ayaklarımız. Evet. Evet bu demek oluyor ki yolda gördüğünüz herhangi bir konak noktasında da durabiliyorsunuz. İlla ki işaretlediğiniz yere gitmenize gerek yok. Evet. Ki benim işaretlediğim yer aslına bakarsanız bir benzinlikti. Dinlenme tesisiydi daha doğrusu. Benzinlik demeyeyim de. Bir dinlenme tesisiydi. Oraya gitmeden burayı bulmamız da bizim işimize geldi açıkçası. Tabii ki işte dinleneceğiz. Bugün akşam yemeği falan filan derken. Evet. Saat 5. Şişeyi sen açma. Geçen sefer yağ aldığımızda Tolga şişenin kapağını patlattığı için evet. şişesini aktarmıştık ya. Ama ne yapayım? Çok saçma bir şekilde kapak yapmışlar yani. Suç bende değil ki. Kapak kapanamaz hale gelince. Bu arada tamamen benim tasarımım olan Kilar dolabımızın da güzelliği. Beşlik mi o bidon? Dörtlük müydü? Bilmiyorum ki. Beşlik galiba. Beşlik. Yağ bidonu da sığabiliyor. Biraz zorlayarak da olsa sığıyor. Evet, her iki taraftan da kullanıma olanak tanıyor. Evet. Bir şuradan gözü var. Şuradan biz burası küçük olduğu için ilk başta karavanda şey yapıyorduk. Litrelik yağ alıyorduk. Sonra 2 litreliğe çıktık. 2 litrelik sığıyormuş oraya falan diye. Evet. Sonra 2 litrelikten 5 litreliğe sığdık. O da sığıyormuş. Ya ama dahası sığmaz. 5 litreliği almamızdaki amaç şuydu. Çok güzel bir kampanya vardı. Fiyat evet. acayip uygundu. O yüzden 5 aldık. Bir şekilde sığdırırız diye aldık. Meğerse oraya sığıyormuş. Evet aslında sığıyormuş. Boşu boşuna hep litreliklerle uğraşıyormuşuz. Ya litreliğin kötü yanı. Şimdi artık eskisi gibi değil maalesef. Her şeyin fiyatı pahalı olduğu için 5'lik de alsan 10'luk da alsan yine pahalıya geliyor. Litrelik alıyorduk ama çok çabuk bitiyordu. 2 litrelik almaya başladıktan sonra o bayağı uzun süre gidiyormuş gibi gelmeye başladı. Evet. Ama şimdi 5'e alışınca 2 litrelik hemen bitiyormuş gibi geliyor. 2 litrelik çok hızlı bitti. Ona nazaran. Gibi geliyor evet. Bu kalede ekmeksiz kaldığımın yarattığı, getirdiği etkiyle bu kadar ekmek aldık. Ya aslında ekmeğin içi boş. Evet, yani normalde biz çok günde 2 ekmek tüketiyoruz ama şimdi bununla 3 ya da 4 ekmek tükenecek. O çok yüzden şu 8 tane ekmek bizim 2 ya da bilemedim 2,5 8 tane ekmek aldım. Ben poşetin büyüklüğünü gördüm de kaç tane olduğunu bilmiyorum. 8 tane. Yenir ya. Yenir bir şey olmaz. Enerji durumumuz nedir? Gayet başarılı. Şimdi kutuları da bunların yanına koydum. Tersini açabilir misin canım? Canım. Açayım canım, ne demek? Ben bir bıçak alayım. Patileri, patiyi çek bakayım Max.
varmış bunun içinde. Hadi ya. Baksana. Doldu da bakmış. Bu arada dışarısı zifir. Ya. Evet. Tabakları oldu mu? Ayağına dikkat. Çektim. Çatal mı kaşık mı? Çatal. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Yemek sonrası kahve sohbetinde görüşürüz. Görüşürüz. Evet sevgili dostlar. Yemeğimizi yedik. Yemeğimizi yedik, kahvelerimizi yaptık ve tekrar evet. Geri geldik. Şimdi oturamadım bir türlü, bacaklarım ağrımış. Şimdi Göbekli Tepe çok soğuk bir günde gezmek zorunda kaldık. Evet, aşırı soğuktu ve yağmur falan çok vardı böyle, rüzgar, yağmur bir yandan bayağı bir hırpaladı bizi. Şunu söyleyebilirim. Göbekli Tepe'nin karşılama yerindeki canlandırma salonu dedikleri bölge efsaneydi. Sergi salonu diye bir alan var. Evet. Zaten gördüğünüz ilk girişte oraya girdik. O alanın arka tarafındaki koridor tarafına mutlaka geçin. Biz aslında oraya geçtiğimizde ben Tolga'ya yanlış yere gittiğimizi söylemek için böyle bir hamle yaparken bir anda alevler mi çıktı ilk önce? Değil mi? Galiba alevler çıktı. Ki orayı çekmiyorduk o anda. Çünkü karanlık bir koridora geçtik ilk önce. Bir anda alevler çıktı. Sonra yürümeye devam ettik. O öyle bir görsel diye düşünerek. Sonra tam kapıya yaklaşmışken sesler, müzik, insanlar gözükmeye evet. başladı. Hareketler olmaya başladı ve geri döndük oraya. Bayağı da kaldık içeride yani. Neredeyse sonuna kadar izledik tabii, değil mi? Tabii sonuna kadar izledik hemen hemen. Hani efsane yapmışlar gerçekten de. O canlandırma vesaire çok başarılı. Biraz baş döndürücü ama gerçekten çok başarılı. Ben şey diyecektim. Göbekli Tepe bende biraz hayal kırıklığı oldu. Evet, açık sergilenen alan için değil mi? Evet, orası çünkü çok için. Meşhur olmuş. Çünkü hani çok fazla konuşuluyor. Beklenti çok yüksek. Hı hı. Ama gittiğimiz ve gördüğümüz zamanki kısım hiç beklentiyle alakası olmayan bir durum. Ufak bir alan açık. Üst tarafını kapatmışlar işte. Etrafında dolaşıyorsunuz. Mesela Gaziantep değil. Şanlıurfa Müzesi'nde. Oradaki yapılmış, işte şekillendirilmiş yer. Canlandırma daha geniş olan bölüm. Canlandırma tabii. Orada. Burada taşlar birbirine daha yakın. İşte araları boşaltılmamış ki ayakta tutabilmek için muhtemelen boşaltılmamış. Yani ufak bir yer aslında. Yani şeyde sergilenen yer ufak bir yer diyelim. Girişteki o canlandırmalar olmasa o... Evet evet, girişteki canlandırmalara girmezseniz tamamen hayal kırıklığı evet. yaşayabilirsiniz. O yüzden mutlaka o yere girin. Ondan sonrasında diğer tarafa geçin. Hani esas alanı gezin. Zaten evet. o canlandırmadan sonra birazcık yürüyorsunuz. Normalde o giriş yaptığınız yerle arası 700-800 metre civarında. Evet. Ondan sonra hani hiç minibüslerle direkt yukarı git gel yapabiliyorsunuz. O minibüs sezonda daha hızlı dönüyor. Hiç tabii bekleme biz yapmadan. Biraz bekledik. Yağmurlu bir havaydı. Çok yoğunluk evet. yoktu ama yine çok beklemedik yani. 10 yani, dakika olsun belki. Yoktur ancak. Bile 10 dakika. Anca o kadardır. Dakika olarak 10 dakika yoktur. Müze kartla giriş yapılabiliyor. Müze kart harici ne kadar bilmiyorum. Bu servis kısmı da ücretli değil. Giriş yaptıktan sonra servisten yararlanabiliyorsunuz. Geri dönüşte de aynı şekilde servisler zaten insan getirdikleri için sizi geride götürüyorlar. Evet. Yani dediğin gibi o alan ufak, hani belki de beklenti çok büyük orayla ilgili. Çok işte belki. Tarihinden bahsediliyor. Ya işte hani üzerine çizgi film varana kadar yapıldı ya. Tabii. Hani doğal olarak beklenti diziler, çok filmler. Yüksek. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi biz biliyorsunuz hani biz geçmişe, antik kentlere vesaire biraz merakımız var biz. Biraz diyorum. Biraz merakımız var. Ve biz yıllardır geziyoruz. Evet, karavan hayatına evet. geçmeden öncesinde de çok uzun yıllar boyunca televizyon izlemeyi bıraktık. Televizyonda sadece belgesel kanalları ya da işte farklı iki tane kanal vardı
yabancı dizilerin yayınlandığı, onları izliyorduk. İsim vermeyeyim şimdi. Ondan sonra orada belgesel kanallarında izlediğimiz bir programda aslında Göbekli Tepe'nin şimdi hep şey deniliyor ya, Göbekli Tepe'de bir yaşam varmış, orası bir kült, bir tapınak tarzında bir bölgeymiş. Tabii bu da tahmin ediliyor aslında, kesin bilgi tabii söylemiyorlar. Tabii kesin bilgi yok. Ondan sonra ve bu işte yaklaşık 12 bin yıllık bir olay, insanlık tarihini çok değiştiren bir olay. Evet. Ondan sonra o döneme kadar dayandığı söyleniyor vesaire falan falan, ama tapınak olarak kullanıldığının üzerinde çok duruluyor. İzlediğimiz bir belgeselde Göbekli Tepe'nin inşa edildiği ve inşa edildikten sonra orayı inşa edenler tarafından bilinçli bir şekilde önce mıcır türevi taşlarla, sonrasında biraz daha büyük taşlarla ve sonrasında biraz daha büyük taşlarla ve toprakla, evet, ve toprakla bilinçli bir şekilde kademe 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 kapatıldığı yönündeydi. Biz daha önce böyle bir bilgiyi hiç duymamıştık. O izlediğimiz belgeselde Göbekli Tepe ile ilgili böyle bir bilgi vardı. Bu bizi çok şok etmişti. Evet, hatta şeyden bahsediyorlardı, işte burada kötü olaylar mı yaşandı, hı hı. Ruhani güçler tarafından mı bir sorun oldu da kapattılar gibi düşünceler vardı. Ya, şey vardı, normal bilim insanları şey diyor, işte burası yaşam oldu, bu insanlar burayı tapınak olarak kullandı, sonra işte bu insanlar buradan gitti ve burası bir şekilde kapandı. Şimdi böyle bir tez var. Ama bir taraftan baktığınız zaman da başka bir bilim insanının inanılmaz derecede radikal bir tezi var. Var var. Son zamanlarda yayıldı o fikir, çok duyuruldu. Evet. Ama biz ilk izlediğimizde çok şaşırmıştık. Çok şaşırdık. Ama ve gerçekten o kazı yapılan yerin üstten baktığınızda katmanları görüyorsunuz, işte daha büyük taşlar, evet, daha ufaklar. Yani ve o megalit miydi? Megalit. Taşların arasında araların örülerek devam etmiş. Yani o şeyler. Evet, evet. Ayakta kalmaları istenmiş onların, yani, kapatılırken. Evet. Şimdi bir kaya parçasının içerisine yerleşim yapılıp bitmemiş. Yani orası toprakla kapanmamış. Adamlar orayı yapmışlar ve bunu tutturabilmek için etraflarına taş dizmişler bunların. Duvar gibi. Yani örmüşler. Çok enteresan ya. Yani kameradan biz onları size ne kadar aktarabildik bilmiyoruz ama hani bir de hem rüzgar olmadan hem karavanın içinde daha rahat, sessiz alanda daha rahat konuşuruz, hı hı, diyerekten şey yaptık. Hani kameradan ne kadar aktardık bilmiyorum ama eğer ki gidip görürseniz, bizim şu anda söylediklerimizi hatırlarsanız ne demek istediğimizi çok rahat anlayacaksınız. Evet. Bir de Göbekli Tepe'de tamamen hayvan figürlerinden bahsediliyor. Evet, hiç insan figürü yok Göbekli, evet, Tepe'de. Ama ondan daha sonra bulunan ve daha eski tarihlendirilen Karahan Tepe diye bir yer daha var. Evet. Karahan Tepe'de ise sadece insan figürlerinin olduğu söyleniyor. Şimdi Şanlıurfa'daki Mozaik Müzesi'ne, hı-hı, gittiğimizde oradaki güvenlik arkadaşla bayağı bir sohbet etmiştik. O da biraz kafayı kırmış bu yönlerde. O arkadaşın söylediği bir şey var. İşte arkeologlar geliyor ve şey diyorlar, işte Göbekli Tepe döneminde işte hayvanlara tapıyorlardı, işte hayvanlar onlar için çok önemliydi falan filan gibilerinden öyle bir konuşma olmuş. Çok detaya girmeyeceğim şimdi, üstü kapalı konuşacağım. Onun öncesinde bulunan Karahan Tepe'de neredeyse 1300 yıl falan daha geri tarih geriye var gidiyor. Karahan Tepe'de ise sadece insan figürleri var. Şimdi buradaki mantığı buraya da devam ettirirseniz, o zaman insanlara mı tapıyorlardı? İnsanlar mı çok önemliydi? Peki insanlardan hayvanlara nasıl geçiş yapıldı o 1000 sene içinde? 1000 sene içerisinde nasıl bir geçiş yapıldı da hayvanlara tapınmaya başlandı? Yani orada çok fazla soru işareti var aslına bakarsanız. Evet. Göbekli Tepe'den aslında soru işaretleriyle ayrıldık. Evet. Başta konumuyla ilgili. Konum da çok bize enteresan geldi. Şeydi ki, alandaki açıklamalarda şey yazıyor. İşte bölgeye hakim bir tepede olması sebebiyle oraya yapılmış olduğunu düşünüyorlar. Ama alanda dururken etrafa baktığınızda tepeler var bir sürü tabii. Ama Göbekli Tepe'nin bulunduğu tepe
özel bir konuma sahip değil yani bizce. Çünkü etrafa evet. baktığımızda bir yüksek tepede değil ya da bir açık alanı görür bir tepede değil. Oradaki açıklamada şey yazıyordu. İşte burası tapınak olarak yapılmış. Aşağıdan şehrin diğer taraflarından da görülüp yukarıya tapınmaya gelsinler diye. Aşağı indiğimizde de baktık. Nereye görüyorsun? Aşağıdan gözükmüyor. Yani başka tepeler de var aynı hizada. Onu anlatmak istiyorum. Eğer orasını öyle düşünüyorlarsa diğer tepelerin altında da benzer yapılar, benzer yapı diyorum, tapınak demiyorum. Netliği olmadığı için. Benzer yerler de olabilir ki Göbekli Tepe ve Karahan Tepe arasında işte aynı yapılardan bulunma olasılığı çok fazla. Ya çok fazla var. Yani biz Göbekli Tepe'ye gidip Gülden'in dediği gibi çok fazla soru işaretiyle ayrıldık. Evet. Oranın farklı kademelerindeki çalışmalar devam ediyor halen daha. İnşallah... Bir alan daha açılıyor. Evet. Şu anda çalışması devam ediyor. Onun da üst tarafını çektik. Hem üstü, kapalı, hem üstü kapalı hem de ziyarete kapalı. Evet. Üst taraf, yani üstünün kapalı olduğunu görüp uzaktan baktık. Yürüyüş yolu yok orada. Çalışmalar devam ediyor. Belki zamanla daha da açılacak. Çünkü mesela evet. bahsettiğim ikinci bir tepe gibi gözüküyor orası. İşte bir sürü tepe var dediğim. Belki çalışmalarla zamanla daha çok açacaklar. Yani, belki büyük tapınak, bir bilmece. Belki o sütunların üzerindeki işaretlerin belirli bir anlamı vardı. O zamanki düşüncelerle bir şekilde belki ileri nesillere aktarmak için yapıldı o sütunlar. Üzerlerindeki işte simgelerin bir anlamı vardı ve onları yok etmek istemediler. Belki ne bileyim bir fikir aktarmak istediler belki ya da bir bilgi aktarmak istediler. Ama evet. biz anlayamıyoruz şu anda. Bizim izlediğimiz o videoda, o belgeselde oranın aslında bir ansiklopedi olduğu, ileriki nesillere bir mesaj iletmek için yapılıp üstünün kapandığı vakti bahsediliyor. Gelince açılacağı belki evet. de. Ondan sonra ama insanlık tarihinde zeka geriliği yaşandığı için biz şu anda orada yazılanların ya da oradaki şekillerin ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Bu kelimeme birçok kişi düşünmeyebilir, aynı fikre sahip olmayabilir. O olmayanları bir 2009 yapımı bir film var, İdiokrasi diye geçer. Ben bu tanıştığım herkese söylerim evet. bunu. İdiokrasi filmini bir izleyin, benim ne demek istediğimi anlarsınız. Gerçi yakın tarihli bir olayları anlatan bir dizi film ama ana fikri size çok net anlatacaktır. Öyle ama şimdi antik kentleri gezerken de hep söylüyoruz ya yani... Günümüz teknolojisiyle bile yapılması zor, çok zor olan şeyler aslına bakarsan. Yani bir ya bizim düşündüğümüz gibi teknolojileri çok geri değildi o çağlarda yaşayan insanların. Ya da zeka seviyeleri gerçekten çok yüksekti ki o işte güzel binalar, o işte oyma işler, evet. işte o sütunlar. Bir sebebi var adam, yani. Adamlar biz o dönem, bir şeyi yanlış biliyoruz yani şu anda bence. Adamlar o dönemde mevcut ellerindekilerle birlikte bir kanalizasyon sistemi evet, kurmuşlar. Evet. Bunun en güzel örneğini Gaziantep'te okuduk. Gaziantep'in tabanında geçen bir su sistemi bütün şehre hem suyu sağlıyor evet. hem de yazın sıcağında insanların soğuk su içmesini sağlıyor. Bir kastellerle çeşme yukarıya çıkıyor su tekrar. Aynen öyle yani hani... Ciddi bir zeka geriliği var dememin sebebi benim bu arkadaşlar. Göbeklitepe evet. enteresan oldu yani bizim için böyle. Yani orayla ilgili hep herkesin aklında aslında net olmadığı için hiçbir şey hep bir şeyler var böyle soru işaretleri var. Ama biz oraya gittiğimizde daha fazla soru işaretine sahip evet, olduk. Çok fazla soru ama kesinlikle girişteki o sergi salonu, sergi Hı-hı. karşılama merkezi olan kısmı girin. Çünkü o belki oradaki gösterimler de... tahmini şeyler ama daha böyle o yıllara gitmiş gibi hissediyorsun kendini onları görünce. Evet. Daha etkileyici oluyor yani aslında gezdiğiniz alan. Ya mutlaka gidin. Göbekli Tepe'ye gitmeden önce Şanlıurfa Müzesi'ni gezin. Evet. Şanlıurfa Müzesi'ni gezdikten sonra Göbekli Tepe'ye gidin. Hani ters yapmayın onu. Çünkü hiçbir evet. şey anlamazsınız. Sadece gezmiş olursunuz. Aa buraya mı geldik? Ha güzelmiş deyip dönersiniz. Çok küçük bir alan gerçekten. Evet. Yani biz hani o kadar detaylarına takılmamıza rağmen antik kentlerde ya da böyle tarihi yerlerde biz bile yarım saat içinde çıktık sanıyorum. Belki o kadar çok bile sürmedi. Daha bile az olmuş olabilir. Çünkü yukarıdan ve uzaktan görüyorsun. Çok. İşte o megalitlerin üzerindeki kabartmaları bile doğru düzgün göremiyorsun yukarıdan aslında. Evet. Seçemedik çok. Uzaktan bakıyorsun çok fazla.
Yani öyle mutlaka gidin diyorum ben. Yine yeniden. Yine yeniden. Hep diyeceğim bunu. Yine gidin, mutlaka gidin. Evet. Gidin görün. Karavanla gidecek arkadaşlar için bir uyarı yapayım. Oradaki otopark alanında kalmadık. Evet. Sormadık da aslında kalabilir miyiz burada diye. Normalde ören yerlerine izin verilmediği için biz genel olarak sormuyoruz. Ama tesadüfen işte Zeugma'da olduğu gibi görevli arkadaş kalabilirsiniz dedi. Evet. Ya da jandarma yönlendiriyor falan. O gibi durumlarda kalıyoruz. Orada kalmadık. Oradan ana yola çıkarken düz bir alan vardı böyle. Yeşillik, evet. Ağaçlık. Ağaçlık değil, yeşillik. Yeşillik. Öyle bir alan vardı, orada kaldık. Ondan sonra yola devam edeceğiz yarın sabah. Aynen öyle. Yarın ufaktan bir yağmur gösteriyor. Evet. Ondan sonra bakalım yağmura yakalanacağız mı, yakalanmayacağız mı? Tabii ki yakalanacağız lütfen. Çünkü şehir değiştiriyoruz. Bizim şehir değiştirmemiz ve yağmur yağmaması pek mümkün gözükmüyor. Aynen öyle. Önümüzdeki videoda yine çok güzel bir yerde olacağız inşallah, sanki, galiba, belki. Yine de hiç bilmiyorum. Gittiğimiz şehir güzel bir şehir olacak, evet. O zaman? Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Hoşça kalın.